Galatasaray'da oynarken mesela fitness'te ben herkesten önce girerdim. Fitness'e Türkü. Türkü de çalışırım. Çok hatırlıyorum. Kivil'la Milan Baroş gelmişlerdi. Fitness çalışacaklardı falan. Beni mi gördüler geri gittiler. Hep şikayet ediyorlarmış beni. Ben, sen çok problem diyorlar bana böyle. Sen, bu müzik sen... Hani ne, ben anlatamıyorum. Tam hatırlayamıyorum ne dediklerini. Geldikleri geri gidiyorlardı yani böyle yabancılar. Herkes beni bilirdi yani. Fener'de de öyle kezler. Fitness'a girdiğim zaman ben önce girerdim. Türkiye'de benden çekinirdi hiç kimse böyle yani şey korkudan değişti falan da demezlerdi. Çalışan öyle çalışıyordu. Korkuyorlar. Biraz. Yani yaşım... Neden öyle? Ne bileyim şey ifadem gereği yani çok ben gerçekten çok öyle görünüşüm sert ama çok sert bir insan değilim yani çok şeyimdir duygusalımdır çok vicdanlı bir insanımdır. Türkü dinlediğinize göre zaten. Vallahi bak ya bir şeyde bir söz vardır ya türkü dinleyenden zarar gelmez. Ha, bilerek zarar gerçekten benden kimseye gelmez. Tabii bilmeden birilerine kırmışımdır etmişimdir ama gerçekten bilmedendir ama bilerek kimseye kırmam yani. O yüzden dediğim gibi benden de çekindikleri için çalışan türküyle çalışıyordu, çalışmada gidiyordu. Geri dönüyordu, ben çıkınca geliyordu. Keşke böyle imkan olsaydı o türküleri bir dinletebilseydim size. Yani çocuklara hak vermemek elde değil yani gerçekten de. O türküleri kim dinlese, yabancı da olsa var ya bunalıma gider. Ya alkolik olur ya da bir ne bileyim işte bir serser olur yani. Peki en sevdiğiniz türkü ne çok merak ettim. O kadar çok türkü var ki. Bir de dönem dönem duygusallığıma göre değişiyordu mesela dinlediğim türkü. Bazen bir türkü dinliyorum ben. İlahi de olabilir, türkü de olur falan. Ama şu son zamanlarda yeni bir şey var. Ender Balkır'ın bir türküsü var. O mesela onu çok seviyorum. Ruhumda sızı diye bir şey. Bedenimde değil ruhumda sızı falan diye bir türkü var. Dinleyin işte röportajdan sonra. Dinleyeceğim. Ama sözlerine dikkat edin.